Portakalın kilosu 30 bin lira olduğuna göre, senin de 150 bin liran varsa kaç kilo portakal alabilirsin? Hiç öğretmenim. Neden oğlum? 150 bin liram olsa sinemaya giderdim de ondan. Bana sevdiğin hayvanları say bakayım. Kızarmış tavuk, hindi dolması, levrek buğulama, kuzu pirzola. Bir de soğan. Olsa ne iyi olur değil mi öğretmenim? Karnım acıktı be. Söyle bakalım, inekler niçin otlar? Karınları acıktığı için öğretmenim. Onu biz de biliyoruz oğlum. Neden illaki ot yerler? Çünkü doğada lahmacuncu, pizzacı, pideci, hamburgerci olmadığı için. Söyle bakalım, 140 bin lira annenden aldın. 280 bin lira da baban vermişti. Toplam kaç liran oldu? 450 bin liram oldu öğretmenim. Yanlış işte. 420 bin lira değil mi? Hayır işte. İlk başlarda 420 bin liraydı. Fakat hemen ben parayı dolara yatırdım. Değer kazandı. Benim param 450 bin lira oldu. Hatta şu anda 460 bin lira. Haberiniz yok. Öğretmenim 9-5 daha 13 eder mi doğru? Yoksa 9-5 daha 13 olur mu doğru? 9-5 daha 13 eder doğru tabii. Olmaz öğretmenim. Çünkü 9-5 daha 14 eder çünkü. Hadi ya. İyi günler. İyi günler. Ne istemiştiniz? Annen evde mi? Annem evde yok. Rabia teyzelere gitti. Rabia teyzenin Füsun adında bir kızı var. Onun çocuğu mu ne olacakmış? Onlara gitti. Ancak akşama gelir. Peki baban evde mi? Babam evde yok. İş için Ankara'ya gitti. İhale almak için birilerine yalakalık yapacakmış. Ne kadarı doğru ne kadarı yalan bilemiyorum. O da yarın gelecek. O halde abin evdedir. Benim abim yok, ablam var. İyi, ablan evde mi? Ya hayır, o da evde yok. O da bir adamla, Hakan diye bir adamla sinemaya gitti. Annem bir duysa onun gittiğini kafasını kırar ama ben söylemeyeceğim ona. 100 bin lira alacağım. Parayı verdikten sonra belki söylerim. Peki evde senden başka kimse var mı? Şu anda ben de evde değilim ki. Ben Ayşelere misafirliğe geldim. Geliyor musun Ali? Gidiyorum Semra teyze, iyi günler. Söyle bakalım. 5 daha kaç eder? O nedir öğretmenim? Güzel. Ne güzeli be. Süper. Sana 10 bin lira verse. 10 bin lira da annen verse. Kaç liran olur? 10 bin liram olur öğretmenim. Oğlum okula başlayalı kaç ay oldu? Hala bir basit bir toplamayı bile bilmiyorsun be. Asıl siz benim annemin ne kadar cimri biri olduğunu bilmiyorsunuz öğretmenim. Söyle bakalım. Alfabede kaç harf vardır? 6 harf vardır öğretmenim. 6 olur mu oğlum? Olur tabii öğretmenim. Bakın bal gibi olur. A, F, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Söyle bakalım. Elmayı ısırdın, lokmayı yuttun. Elmanın kalan kısmında bir tane kurt var. Ne yaparsın? Çok sevinirdim öğretmenim. Sevinir miydin? Neden? Bir yerine yarım kurt olmadığı için. Söyle bakalım. Bir elmayla bir portakalı soyup her birini 10'ar parçaya ayırırsan ne olur? Meyve salatası olur öğretmenim. Mip mip. Baba. Efendim yavrum. Tanrı da bizim gibi banyo yapar mı? Bunu nereden çıkardın oğlum? Annem bu sabah banyonun kapısını yumruklayıp "Tanrım sen hala içeride misin?" deyip duruyordu da. Zam. Her şey her ay yükseliyor. Elektrik, su, telefon. Hiçbir şeyin indiği yok. Bir şey inse bayram yapacağım doğrusu. İyi bayramlar babacığım. Teşekkür ederim yavrum. Anlamadım ne bayramı?
Karnımdaki bütün notların hepsi indi. Ne? Sen bir şey inerse bayram yapacağım dedin ya. He? Matematiği hiç görme bile. Beşten ikiye indi biliyor musun? Ne? Ne olur ha? Ne olur ha? Oğlum. Çocuk gel buraya. Ne oldu baba? Evladım biraz önce bu tabakta 3 dilim pasta vardı. Şimdi gördüğün gibi 1 dilim kalmış. Sence neden acaba? Baba. Hı. Demin elektrikler kesilmişti ya. Evet. O yüzden ben son parçayı karanlıkta görmemişim. Affedersen. Yavrum niye ağlıyorsun oğlum? Hayır komşunun oğlu Fikret var ya hani şu kocaman olan. Evet koca kafa Fikret ne oldu? Beni dövdü ondan ağlıyorum. Ne diyorsun seni ne zaman dövdü? 2-3 saat kadar önce. Yavrum 2-3 saat önce dövdüyse şimdi niye ağlıyorsun? Ama 2-3 saat kadar önce sen evde yoktu onun için. Bana burada Amerika'yı bulabilir misin? Aferin güzel. Söyle bakalım şimdi Amerika'yı kim keşfetti? Ben keşfettim öğretmenim. Bilgisayarını bozduğunu öğrenince baban ne dedi? Küfürler de söyleyeyim mi öğretmenim? Sakına. O zaman hiçbir şey söylemedi. Dünyanın yuvarlak olduğunu nasıl ispat edersin? Benim dünya yuvarlaktır diye bir iddiam yok ki öğretmenim. Söyle bakalım dün niye okula gelmedin? Çürük bir dişim vardı öğretmenim. Dişçiye gittim. Geçmiş olsun oğlum. Nasıl şimdi dişin daha iyi değil mi? Bilmem öğretmenim. Dişim dişçi amcada kaldı. Gel bakalım buraya. Gel buraya. Neden ağlıyorsun bakayım? Benim çok güzel bir köpeğim vardı öğretmenim ama onu bir şişe kolayla değiştirdim. Neden? Çünkü çok susadım da ondan. Şimdi çok pişmansın tabii. Evet. Onu özlüyorsun değil mi? Hayır. Tekrar susadım da onun için. 3 artı 3 7 eder dersen ne yapardın? Size matematikten kocaman bir sıfır atardım öğretmenim. Diyelim ki sandalla denize açıldın, bir fırtına çıktı, ne yaparsın? Demir atarım öğretmenim. Bir fırtına daha çıktı, ne yaparsın? Bir demir daha atarım öğretmenim. Bir fırtına daha çıktı, ne yaparsın? Bir demir daha atarım öğretmenim. Oğlum nereden buluyorsun bu kadar demiri? Sizin fırtınaları bulduğunuz yerden. Aytekin, güzelim, tamam, şimdi bak. Malları tam vaktinde teslim ediyorsunuz, tamam mı? Hı. Faturayı bak mutlaka kesin ihmal etmeyin. Güzel. Hı. İndirim falan da yapmayın. Ha. Evet. Parayı bizim Mecidiyeköy şubesine yatırırsınız. Tamam. Ne sorunu ya? Yok, olmaz, boş ver. Tamam, şirket adına. Saat tam 11'de. Ben birini gönder ararım. Tamam. Bak birisi bekliyor şimdi. Telefonu kapatmak durumundayım. Ben seni biraz sonra arar tekrar söylerim. Tamam mı? Hadi hallet işleri göreyim bakayım seni. Hadi yavrum. Tamam çocuğum tamam. Geç et telefonunu. Ben telefon etmeyeceğim ki. Telefon etmeyeceksin. Ne diye ki de bir camı vurup duruyorsun? Jeton lazım mı diye soracaksın. 10.000 lira. Subhanallah. Jeton meton lazım değil. Tamam mı bana? Bak senin yüzünden telefonu da kapattım. Beton kaç para demiştin ha? Şimdi 15.000 lira oldu. İşine gelirse.